Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 308 lemalar, 30. lemanın ikinci nüktesi. Ve in min şeyin illa indena hazainuhu ve ma nunezziluhu illa bi kaderin ma'lum. Sadakallahu nazim. Ayetin bir nüktesi. Bu ismi ad bahsinde. Ey israflı, iktisatsız, ey zulümlü, adaletsiz, ey kirli, nezafetsiz, bedbaht insan. Bunun açılımını yapacak. Ey israflı, iktisatsız. İsraf deyince böyle, malı çokça böyle har vurup harman sarmak gibi anlaşılıyor. İktisadı tarihçenin başında ustadın sıfatını anlatırken bir sıfatı da iktisat olduğunu söylüyor. İktisat yeme, içme, giyinme gibi basit şeylerle, yani basit derken anlatacağım iktisadın sahasına göre bu kılıftır. Mülkteki yeme, içme, giyme gibi şeylerle değerlendirmeyip hayalini, düşüncelerini iktisatlı kullanan bir zattır der. Yani iktisat böyle yeme, içme, barınma gibi değil, hayatın anlamlandırmak için verdiğin bedeldir. Verdiğin hayattır. O hayata değen şey değiyorsa o istikamettir. Değmiyorsa israftır. Çünkü harcanıp da alınan şey, harcanana en az bedeli olması lazım. Verdiğimiz şey, mesela bir bardak su içiyoruz. Mesela bir kazma vuruyoruz. Verdiğimiz şey göz, beyin, karaciğer, dalak, böbrek, hayat, ruh veriyoruz. O zaman şu soru sorulabilir. Hiçbir şey değmez. Hayır. Namaz kıldıktan sonra mubah olan şeyler değer. Mubah olacak. Meşru olacak. Namaz kıldıktan sonra tuvalete gitmek de ibadettir. Ama hayatı anlamsız yapan söylemlerle, sözler ve fiiller elimizden geldiği kadar hayatımızda az olmalı. Hele hele yaş ilerledikçe bazı şeyler artık olmaması lazım. Olmaması lazım. Mesela size bir şey söyleyeyim de bununla alakalı. Bazı Müslüman görüyoruz böyle, kisveli böyle İslam'ı. İslam ya, yani İslam'ı anlatıyor, kisvesi de o. Sonra davranışlarına bakıyorsun, ahlakına bakıyorsun. Bu bana ait bir söz de, bu yeni hapis şeyden sonra oldu bu söz. Ona zahiri İslam ve İslam'ı anlatmak hiç yakışmıyor. Ne diyorsun ya, Müslüman'a İslamiyet yakışmıyor, nasıl dersin? Bunu diyesin geliyor. Bakarsın, tamam, ona ait şöyle bir şey var, kısa değil, olmuş. Allah Resulü söylüyor aleyhissalatü vesselam. Ahmediye'de veya Muhammediye'de okudum. Süleyman Aleyhisselam'ın kıssası var. İktisatla alakalı. Sarıklı, cübbeli ve İslam kisveli bir Müslüman, o zaman Müslümanı, serçeye taş atıp kanadını kırmış. Süleyman Aleyhisselam biliyorsunuz, bütün mahlukatla muhaberesi vardı, konuşuyordu. Mahkemeye vermiş kuş, serçe. Olmuş iki böyle, çünkü olmuş, iki ve değil yani. Ondan sonra niçin kanadımı kırdı şikayetçiyim, niçin kırdın? Tarlama indi diyor. Buğday tarlasına inmiş. Niye indin dedi? Ey Allah'ın Resulü demiş serçe. Bizde haram yoktur, hudut yoktur. Bizim rızkımız siz insanların içine koymuş. Onun değildi diyor. Benim.
Onlarda hudut yok ya. Evet. Haram da yok. Bizim rızkımız onların içindeydi. Hani fakirin rızkı, zenginlerin rızkının içinde ya. Aranızdaki uvvet olsun diye ona vermiş. Ki ver ki uvvet olsun. Aslan abi, bu İslam anlatırken o kişi böyle itici bir şey olduğunda. Elektrik buluyorsun ama böyle. He. Elektrik olduğunda. Mesela bitireyim de onları söyleriz. Dedi ki, o zaman adam bir şey diyemedi. Sonra netice mahkeme, kısasa kısas, onun da kolu kırılması gerekiyor. Mahkeme bitince son sözü söylettiriyor Süleyman Aleyhisselam. Diyor ki serçe son söz, ey Allah'ın peygamberi, benim hakkım mı kısasla vazgeçmek? Hakkındır diyor. İstersen diyet alırsın, istersen kolu kırar. İstersen hibe ederiz. Dedi ki ey Allah'ın peygamberi, ondan diyet de istemiyorum. Kolun da kırılmasını istemiyorum. Yalnız bir daha başkası aldanmaması için İslam'ı kıllığından vazgeçsin, giyişsin sizden. İslami görüntüsünden vazgeçsin. Ben onun Müslüman olduğuna inanmıştım. Evet, onun için gelmiş oraya. Onun için gelmiş. Bir Müslüman düşün ki, öyle bir itici ki, yani öyle bir itici ki, dışarıda, evde, kendinde, eş yerinde, yani olmaması lazım. Bunlar hep iktisatla hayatı anlamlandırmak gerekiyor. İktisat o kadar mühim ki, Kudüs ismine bakıyor, bir önceydi. Ey israflı, iktisatsız. İktisat ve kasten geliyor. Hayatında kast ve hedefi olmayan. İsraf. Hayatta hedefi olmayan. Ey zulümlü adaletsiz. Zulümlü adaletsiz. Yani adalet bir eline metre, bir eline kantar. Buna muvazene, buna muhakeme. Sonra nizam, intizam. Sonra hak sahibi hakkını vermek. Başka bir tane de var. Haddini bilip hududunda kalmak. Adalet. Ey zulümlü adaletsiz. Haddini bilmeyip hududunda kalamaya, kalmayı bilmeye, kendisini yönetemeye. Ama kendini yönetmeye muktedirdi. Kendini yönetmeye muktedir. Nereden çıkarıyorsun Muhammed Seyyid'i? Zulümdü, adalet. Yani burada iktisat kasten, yani hedefsiz yaşamaktan israf oluyor. Adaletsiz yaşamaktan zulüm oluyor. Kime? İlk önce kendisine. En büyük zulüm innehu kâne zalûman cehûlâ. Sonra dedim ki o bir hadiseden sonra söyledim. Bazı Müslümanların İslami kisveleri kendilerine hiç yakışmadığı gibi ama cehalet de hiç yakışmıyor. Tuvalete bile cehalete girilmez. Şimdi zulümlü adaletsiz. Adaleti onu söyleyeyim. Bakın haddini bilmiyor. Hududunda kalmıyor. Hudutlarını paymal ediyor. Zulüm oradan çıkıyor. Tamam. Zulüm oradan çıkıyor. Mesela evde huzur yok diyor. Ustad bir çözüm getiriyor biliyor musunuz cemaatine, talebelerine? Yani bu arkadaşlarına, takipçilerine. Evdeki huzurun şartı 11. meselede imani bir ahiret kişilere ve evlere hakim olmamasından kaynaklanıyor huzursuzluk. Huzurun temeli evde imani bir ahiret olursa diyor, evde huzur olur. Çünkü niye? Herkes haddini bilir, hududunda kalır. Yapamazsın. Pergeli oraya koyarsın. Mesela Abdurrahman'la şey değil, odayı kapatıyordu. Benim odayı var ya, kapatıyordu. Hemen kapının önünde halının altına koydu. Hepimizin. Abdurrahman sen hırsız olsan, gelsen. Nereye bakardın? Abi ilk önce buraya bakardın. O zaman sen hırsız ol, oraya bak, oraya koy. Tamam. Abi o zaman dedi banyodaki terliğin içine koymak lazım. Aynen öyle.
Belki de poşete koyup çöpün içine atarız. Tamam. Şimdi had bilmediğin zaman hududun belli değil. Sonra her şey hudut zannedersin. Her şey mubah zannedersin. Zulüm fışkırıyor. Ey iktisatsız, israflı iktisatsız, ey zulümlü adaletsiz. Sonra kirli nezafetsiz, bedbaht insan, kirli. Demesi yetmiyor muydu? Nezafet yok ki. Hayır, ikisi zulümle adalet farklı şeydir. Bak, zulümlü adaletsiz. Yani zaluman adaletsizliği oraya. Mesela israfı yaptığı için hiçbir dış eylemde de iktisat yok. Hayatı anlamlandıramamış. Sakın ha, iktisat ve israfı yeme içme, giyme gibi anlamayın. Sakın ha. Mesela Kudüs isminde geçiyor israftan. Kirli de mesela burada diyor ki, kirli nezafetsiz. Kir çamur mamur değil, onunla namaz kılarsınız. Çamurlu elbiseyle namaz kılarsınız. Makbul. Lağımcısınız belediyede, mesleğiniz odur. Kılabilirsiniz komple. Ama sen mesleğin değilse git çıkar. O meslek erbabına, mesleğin değil boya şey olmuş. Boya çıksa bir, sonra namaz kıldıktan sonra boya bir yerinden çıksa namaz iade et. Çünkü mesleğin değil çıkacaksın. Ama boyacısın, çıktığı kadar fazla uğraşma. Çünkü mesleğin bu. Yani şunu demek istiyorum. Çamurlu elbiseyle namaz kılarsınız kirli. Lağımlı elbiseyle mesleğiniz olduğu için kılarsınız. Özürlüsünüz, felç yataktasınız, belden aşağı bilmem nesiniz, kılarsınız. Ama kirliliğin en zirvesi olan şirkle, küfürle o namaz olmuyor. Namazınızı pis çamaşırla kılarsınız, hatta ağlamanız gelir, üzülürsünüz, niye temiz değilim? Ama günah işleye işleye namazdan, zikirden, evrattan nefretkarını uzaklaştırdığı için kılamazsınız. Kirli günahtır. Bu. Kirli, nezafetsiz. Peki günahlarla ki Kudüs isminde unutmayın diyor. Maddi nezafetin dışında manevi de günahlar da kirlidir diyor. İnsanın ruhunu kirletiyor ki sana sorulacak ya ruhunu niye kirlettin? Sana sorulduğu zaman ruhunu niye kirlettin? Huzura kabul etmiyor değil mi abi? Etmiyor. Mesela affedersiniz işte o çamaşırla hastasın bilmem ne lağımcısınız ama yani kılamamak azabını çekiyorsunuz. Kir bu mu? Ama esas bir günahlar var ki öyle kirlemiş ki namaza çıkmak. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Çocuk mu oldu pencereye? Ne olmadı bana? İsteksiz. Çünkü 8. sayfada Lema'dan diyor. Yani Lema'da diyor ki işlediğimiz günahlar kafamıza giren her bir şüphele kalp ve ruhumuza yaratacak. Zikirden lisanen zikre kalben ubudiyeti haledir. Zikir derken Kur'an okumak manası değil. Kur'an'a zikir diyor namaza Kur'an'da. Zikir. Allah'ı zikretmenin yukarısı namazdır, oruçtur, ubudiyettir. Zikirden nefretkârını uzaklaştırıp susturuyorlar demek işlediğimiz günahlar bize kıldırtmıyor. Lekedir. Kirli, nezafetsiz, bedbaht insan. Bedbaht insan. Sen abi namaz kılmayanlar tamamı kirden dolayı huzur divar hiç ihtiyaç bile duymuyorlar. Duymaz. Duyamaz. Namaz yani, ağır geliyor değil mi? Ağır geliyor. İşlenen günahlar ağır geliyor. Kafa nasıl çalışır? Doğruya. Şeytana ve doğruya. Günahları terk etmekle doğruya çalışır. Katla ile çalışır. Yapılan evrat ve ubudiyetle çalışır. Kalp çalışmayınca ortaya çıkan hastalık vesvesedir. Kafa doğru çalışmayınca çıkacak hastalık vehimdir. Düşünce bozukluğudur. Onlar da tıbben
bedensel yansıması doktor. Panik, panik atak, depresyon. Hayat anlamsız kılınca bir seviyeye geliyor ki hayat anlamını yitiriyor, intihar seçenek oluyor. Bu da kir pis oluyor. Kir oluyor. İşte bu. Günah. Evet, günahlar kir oluyor. Evet. Ya mesela abi diyor, ikide bir diyor şey geliyor, terklerini çoğalt. Ben sana namazını çoğalt demiyorum. Ne kadar kılıyor? Çünkü şu Kur'an işliyor her yerde. Bir Müslüman nasıl Müslüman oluyor? Bir gayrimüslim Müslüman veya gavur. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. La ilahe, ilahlaştırdıklarımız, taptıklarımız, onsuz olmaz dediklerimizleri terk edince illallah oluyor. İlk önce ibadet değil, ilk önce terk. Mesela ihlaslı olmak için bir şey yapmana gerek yok Abdurrahman. Tamam tamam, bir şey yapmana gerek yok. Niye yapman gerekiyor biliyor musun? İhlaslı olman için riyakarlığı terk et. İhlaslısın. Muhabbet ehli olman için Allah rızası için adaveti, tenkidi terk et. La tahrim, la davet, la gıybet, illa muhabbet oradadır. La riya, riyayı terk et. Riyasız, riyasız. İlla ihlas oradadır. Çocuğu terbiye edeceksin. La tahrip. Tahrip etme. Tahriple meşgul olma. Yaptırma, bozma çocuğu. İlla tamir oradadır. İllallah oradadır. Acayip. Dediniz abi, günahlar kirlidir. Sen diyor ki ateş diyor, sudan daha iyi temizlik yapmaktadır. Evet. Bazı kirleri, bazı şeyleri ateş sudan daha iyi temizlik yapar. Her neyse vay. Ondan sonra biliyorsunuz bazı psikoloji hastalıklar ateş gibi yakar, ateş basar. O ateşli, ateşlidir o. Ateşli hastalıktır o. Aslında maddi olarak mesela koyunun kafasını kelle yapıyoruz. Suyla temizleyemiyorsun. Ateşle ütüleyerek temizleyemiyorsun. Doğru. Psikolojik hastalıklar ateşli hastalıklardır. Bak şimdi. Demir. Bıçak yapacaksın, balta yapacaksın, şekil veremezsiniz. Vurun, tam, 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 demir domarlamacı bilir. Ateşe sokulur, yumuşar, menfaat ve güzel ve menfaatta bir şekil verirsin, yetmiyor. Suya koy, çelik oluyor. Demir çelik oluyor, o şey böyle demir parçası bıçak oluyor. Ha, işte o psikoloji hastalıkların esas ana gayesi, ündesi bana göre anladığım, demir yumuşuyor, adam oluyorsun. O gurur kibir var ya, bu gurur kibir. Yumuşatıyor, tamam. Şekil alıyorsun, nasibin varsa. Ve her ısınan demir şekil almıyor. Fuzurlu gidiyor işte. Yumuşayıp şekil alacak. Sonra rahmet ilahi gelince su alıyorsun, su rahmet ilahidir. O zaman çelikleşiyorsun. Çünkü seni yıkamayan sıkıntı seni güçlü kılmak içindir. Sen o demiri ustasına da düşerse şekil alıyor. Evet. Düşerse tabii. Evet, o da tabii uyduruk adamlara ben ustayım dersen ya Mekke Mekke diye dolmuşlar yapan çok. Evet, evet son durak diyor Paris'e indir. Ya kardeşim hani Mekke'ydi? E bizim dolmuş böyle. Adam sığındı, sarıldı, veli nimet, bel bağladı, ahirette beni kurtaracak dediği adam dine muarız veya evet. Mugayriş yapıyor veya dinin bir kısmı çok ciddi yapmaması gereken şeyleri yapıyor. Ona da bir kılıf uydurmuş. Bir bildiği vardır. Tövbe. Allah onu söylerken bir bildiği yoktu yani Allah. Peki niçin bunlar büyüktür? Niçin bizim belli nimetlerimizdir? Onlara sahipleneceğiz tabii. Sarılacağız. Bizden daha iyi dini yaşadıkları için. Bizden daha iyi adil oldukları için. Bizden daha iyi takva sahipleri oldukları için. Bizden daha fazla kul hakkına dikkat ettikleri için büyüktürler. Bununla alakalı bir hadisem var. Beyazıt-ı Bestami'ye gittim. Allah nasip etmişti namaz kılmaya. Ondan sonra Utbe'yi o verdi. O sevmişti. Çok hoş olmuştu eskiden. Dedi ki tanışmıştık. Hocam dedi sen namazı sen kıldır. Çünkü önce gitmiştik sohbet edin çok meydanda aşağıda.
Tamam dedi. Ama resmi adamlar çok geldiği için hutbeye o çıksın. Şey yaparlar. Namazı ben kıldırdım. Beyazıt-ı Bestami Mescidi'nden tepede. Döndüğüm zaman cemaat bana, ben de cemaat ama arkada Beyazıt-ı Bestami Hazretleri'nin kabri. Orada kalbime böyle namaz boyu. Zaten şey yapmıştım, Muhammed Sayın. Tabii şizofrenilik olduğu için bende, öyle ondan olmuştur. Şizofrenilik var böyle, hayali ciddi zannediyor böyle. Bazen şöyle haller oluyor. Öyle dedim ki ona, ey ustad, niye büyüksünüz? Niye tarih sizi yıkamadı? Sizin zamanınızda ne despotlar, ne zenginler vardı, tarih onları yok etti. Yokluğa büründünüz, aç ve fakrınıza sarıldınız. Niçin büyüksünüz dedim. Dikkat et Ömer abi. Niçin büyüksünüz dedim. Büyüklere bak. Ne diyor biliyor musun? Ertuğ Hoca niye büyüktür dedim. O dedi ki mane. Sizin için büyük olanlar bizim için hiç büyük olmadığı için biz büyüğüz. Sizin için büyük olanlar bizim için hiç büyük olmadığı için biz büyüğüz. Yani çok amel, çok ibadet, çok bilgi değil. Bilgi netice olsaydı şeytan olmayacaktı şeytan. Bilgi netice değildir, ilim netice değildir. Evet, evveli ve ahiri, zahiri ve batınısıdır. Ama her şey değildir. Her şey olsa ve netice olsaydı şeytan, şeytan olmayacaktı. Bütün kainatın ve bütün mevcudatın dustur hareketi olan iktisat. Bütün kainat, arşakadaki alemlere deniliyor. Bütün mevcudat, hilkat, yaratılanlar, dustur hareketi iktisattır. Yani kastettiği hedefe fıtratını çalıştırmasıdır. İktisat. Anladın mı doktor? İktisat, ha böyle tutmak, cimrilik yapmak değil. Bu da zemmedilmiş, kötülenmiş. Tutuyor, akanı da buradan tutuyor, buradan tutuyor. Yani ne kendisine hayır var o paranın malı, ne de hizmetleri bir yerde hayır yok. Peki nedir cömert? Yani böyle de değil. Kendi nefsine tutan, kendi nefsine hayır gerektiği kadar koyup davasına, hizmetine, ahiretine, ümmete hizmetine verendir. Şimdi böyle baklava ile börekle büyüyeceksin. Ondan sonra birkaç senede içine 5 lira bir camide bir şey vereceksin. Şimdi bu hastalık sıkıntı gelince de 5 lira vermiştik ya ki 3 sene önce ya. Ona sığınacaksın. Bütün kainatın ve bütün mevcudatın dustur hareketi olan iktisat ve nezafet ve adaleti yapmadığından yani o izah edilmeseydi nezafeti, iktisatı, adaleti, bu bizim klasik anlayacaktık. Yani adalet, bu iktisaten dökme, sütü dökme. Yapmadığından umum mevcudata muhalefetinle manen onların nefretlerine ve hiddetlerine mazar oluyoruz. Nefretlerine ve hiddetlerine. Nef, red, nef. Nef ne demek? Nefi. Yani itiyor seni. Yani hakikatını sana empoze etmiyor, iz vermiyor, aktarmıyor. Yani nef, red, nef. Yani vermiyor. Ne kadar teveccüh etsen de cevap gelmiyor tefekkürüne. Nefretkârane ve hiddetlerine mazar oluyorsun. Hiddet seni hiç kale almıyor. Varmış, şey var mı yok mu? Hani ahir zaman şu zamana alimler demiş ya, kayıp asır demiş. İnsanlar gelmediğini kabul ediyorlar. Ahir zaman fitnesi. Mazar oluyorsun. Neye dayanıyorsun ki? Umum mevcudatı zulmünle. Umum mevcudatı. Çünkü ne alakası var ben ibadeti yapsam, günahlarımla ne alakası var bu mevcuda? Arkadaşlar, sen kainatın halifesisin. Ümdesi, tesbih tanesinin imamısın. Seninle anlamlanıyordu. Yani seninle anlamlanıyor. Çünkü
Kainat sana hizmet ediyor. Yerin altındaki madenler, güzel gül, mabet kuşların renkleri sığır için, kedi için, köpek için değildir. Sığır için gül ile ot eşittir. Kedi için kokmuş balık kafası mabet kuşundan daha lezzetlidir. Daha güzeldir. Hayat seninle anlamlanacağı için anlamlandıramadığından dolayı umum mevcudatın nefretlerine, hiddetlerine mazar oluyoruz. Çünkü niye? Beni anlamsızlaştırdın diyor. Yedin şeftaliyi, ne besmele çektin, ne onunla şükrettin, ne de onunla namaz kıldın. Ne oldu o? Anlamsızlaştı. Mutfak, tuvalet, yatak, iş. Bu dikdörtgen için hayatın geçti. Peki mutfaktan tuvalete pimaş borusu koydun, şeftaliyi döndürdün tuvalet şekline. Ne oldu yani? Bunda bir anlam olacak. O zaman nefretine, hiddetine mazhar oluyorsun. Neye dayanıyorsun ki? Şimdi bir şey demiyorlar. Allah ihmal etmiyor, mühlet veriyor. Nereye dayanıyorsun ki? Umum mevcudatı zulmünle, mizansızlığınla, zulümle, mizan, ölçüsüzlüğünle, ölçüsüz yaşamak. Hayatta hep ölçüdür. Tuvalete girme şekli ölçüdür. Ölçüyle gireceksin. Langur lungur olmuyor. Tuvalette cep telefonla oynamayacaksın. Tuvalete tükürmeyeceksin. Dünyevi, uhrevi bir şey meşgul olmayacaksın. Konuşmayacaksın. Vurdularsa, bir şey yaptılarsa kapıya vurarak cevap vereceksin. Vesaire. Ya tuvalet bile yapmak için tuvalet gibi bir düşüncesizlik gerekmiyor. İlim gerekiyor. İlim gerekiyor tuvalete bile. Hayata geldik. Tuvalete nasıl gireceğiz öğrenmedik. Hayata nasıl gireceğiz, niye geldiğini öğrenmeden gidiyorsun. Ulan bu dünyaya, tuvalete mi geldik? Hasan abi, tuvalete koştuğu zaman melekler bir şey oldu deyip girip lanet vermiş. Evet. Ve ondan sonra zihninde kapı açılıp sol kulağından ervah habisenin girmesine kapı açılabiliyor. Onun için mevcudatı zulmünle, mizansızlığınla, israfınla, nezafetsizliğinle kızdırıyorsun. Çünkü sen özdün. Ya ne olacak? Ağacın dalı kopsa, yaprağı düşse, kışın bile dökse, gene devam eder. Hatta gövdesi kopsa değil mi? Gene çıkar. Ama kökündeki çekirdeğe iğne batsa, ağaç komple gitmiştir. Ya ne yaptım ya? Koca ben ağacın dalını kopartmadım ki. Çekirdeğine iğne batırdım. İğne batırmak demek artık ağacı yok ettin demek. Böyleyiz. Çünkü kainatın çekirdeği olduğumuzdan dolayı işlediğimiz günahlar sanki çekirdeğe sokulan iğne gibi. Allah bilir o iğne nereyi tahrip etti. 18 bin alemin neresini kararttı günahla. Yani o kadar zor bir şey değil ki ya. Yani haramlardan uzak olacağız. Bunu da yapamazsın. Tabii ki yapamazsın. Öyle ne yapacağız? Haramlardan uzak olmanın tek yolu var. O da iyilerle beraber olacaksın. Başka hiçbir şansın yok. İyilerle beraber olmama nispetinde iyilerle beraber değilsin. Ne demektir? Kötülük. Kötülüğün içindesin. Beraber olmak da İmam Rabbani'nin sözüdür. İyi olmak istiyorum dedi. O dedi ki ben bir insanın bana sorsa iyi olmak istiyorum abi ne yapayım dese ben belki 20 tane sebep söylerim. Ama İmam Rabbani Hazretleri dedi ki iyi olmak istiyorsanız iyilerle beraber olunuz. Ömer abi bugün buraya gelmesek. Eyvallah sağ ol arabanla getirdim. Gelmez. Şu anda bundan daha hayırlı evde ne yapabilirdi? Değil. Şu anda Meliha'la fotoğraflar çektiriyoruz. Gidiyor. Ve şu saatimizi Allah'a sattık. Ne zaman biliyor musun? Evden çıkarken bu niyette evine girene kadar o saatin Allah'a satılmış oluyor. Hayat anlamını buluyor. Geçirdiğin saat değiyor. Ömrüne bir geçmişine baktığın zaman hizmetlere koştuk ya beraber şuraya buraya gittik. Derslerine. Baktığın zaman o günlerde pişman duyuyor musun? Ah ulan ah.
Nereden gidiyordum o derseye? Hizbul Kur'an okuyorduk, Risale okuyorduk. Yani gidiyorduk, buralara da geliyorduk. Osmaniye'ye de geliyorduk. Pişman mıyız? Ama içki içen ne diyor? Ulan bugün bir kilo içtim. Ulan tah, keşke bir teneke içseydim. Demiyor, pişman. Ama namaz kılan pişman oluyor mu? Ulan nereden kıldım ya? Keşke kılmasaydım. Demiyor. Sonra kim cemaate girerse Allah Resulü onun boyası boyanır diyor. Boyanır. İnsibâ olur. Kim diyor cemaattan uzaklaşırsa da cennet bahçesine uzaklaşmış olur. Evet, İsmi Hakim'in cilve-i azamından olan Hikmet-i Amme-i Kainat. Bir daha. İsmi Hakim'in cilve-i azamından olan, yani Allah bu kainatı yaparken hikmetle yapmış. Nihayetsiz maksatlar takip etmiş. Bu onun bir cilvesi olan nedir? Hikmet-i Amme-i Kainat'ta iktisat ve israf yok. Bak şey, israf yok, iktisat var. İktisat en kısa zamanda, en kısa mesafede en az masrafla en büyük netice alma yoludur. Bak, hikmeti ame-i kainat iktisat ve israfsızlık üzere hareket ediyor. İktisat emrediyor. Ve ismi adlın cilve-i azamından gelen kainattaki adalet-i tamme umum eşyanın muvazenelerini idare ediyor. Yani muvazene vezin, kantar. Kainat bakın nasıl bir iktisat var, görüyor musun? Her şey lazım olduğu kadar hakkı hayatını verir. Yapacağız bir şey ama lazım olduğu kadar ver. Lazım olduğu şeye o kadar vermiyorsun. O kadar lüzumlu değil. Belki emniyetine göre 3. ve 4. sırayı işgal ediyor. Ona saatleri veriyoruz. Cep telefonuyla. 1 saat oyalanıyorsun. 10 dakika namaza vermiyoruz. 10 dakika risale okumuyoruz. Zannediyor musunuz bulacaksın? Bu bir kaçıştır. Kaçış rampasıdır. Kaçış rampası tırcılar bilir. Evet. Ben İzmir'de gördüm ilk defa. Bilmiyordum. Bir de Samsun yolunda yapılmış. İniyorum. Baktım ki kaçış rampasına 300 metre. Kaçış rampasına 500 metre. Ondan sonra baktım böyle tamam. Rampa. Şu kadar 20 santim öyle çakılı falan. Neymiş? Freni patladığı zaman Oraya sürecek. Tamam mı? Ha, kaçış rampası. Bu cep telefonları sıkıntıdan kaçış rampası. Fren patladı ama nereye kaçıyoruz? Kaçış yok. Kaçış rampası. O kaçış rampasını düşüneceğine arabaya yükünü az koy. Adam gibiyim, güvendeyim. Değil mi? Tırcısın. Ha. Şimdi kainatta her şey dengeli. Bir yerde içinde sıkıntı mı var? Denge bozulmuş. Evde geçimsizlik mi var? Denge bozulmuş. İş yerlerinde, toplumda geçimsiz misin? Denge bozulmuş. Hariçte kusur arama. Yeğenim var. Abi diyor sınıfta bir tek kaldım diyor, ne yapacağım falan. Ben de dedim ki olmak istediğini ol. Çünkü senin gibi olmak isteyip de olamayanlar seni görsün. Senin etrafında limanda baba var. O babaya ip atarak gemiler oraya tutunuyor. Bari sen baba, limanın babası ol da sana tutunsunlar. Ve beşere de adaleti emrediyor. Süre-i Rahman'da وَالسَّمَاءَ رَفَأَهَا وَوَدَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَدْغَى فِي الْمِيزَانَ وَاقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ Ayetindeki 4 mertebe, 4 nevi mizana işaret ediyor. Eden 4 defa mizan zikretmesi. وَالسَّمَاءَ رَفَأَهَا وَوَدَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَدْغَى فِي الْمِيزَانَ وَاقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ 4 defa mizan zikretmesi kainatta mizanın derece-i azametini ve fevkalade pek büyük emniyetini gösteriyor.
yani mizanın, ölçünün, tartının, adaletinin hakkı hayatında yerinde durmasını en güzel bir şekilde ifade ediyor. Yani bir yerde bir sorun var kardeşim, bende sıkıntı varsa, evde sorun varsa, dışarıda sorun varsa, sakın suçlu karşıda arama. En büyük suç odur. Evet, hiçbir şeyde israf olmadığı gibi hiçbir şeyde de hakiki zulüm ve mizansızlık yoktur. Beşer eli karışmamak şartıyla. Hiçbir yerde hakiki israf olmadığı gibi hiçbir şeyde de hakiki zulüm ve mizansızlık yoktur. Beşer eli karışmış. Ve ismi Kudüs'ün cilve-i azamından gelen tanzif, ismi Kudüs. Temiz diyor, nezafet. Ondan gelen tanzif var. Tanzif ne demek? Tanzif. Değil mi? Nezafet. Nezafet. Sonra hemen yanında koymuş. Nezafet. Peki tanzif, nezafet arasında ne fark var hocam? İkisini de koymuş. İsraf etmez. Cilve-i azamından, ismi Kudüs'ün cilve-i azamından gelen tanzif ve nezafet. Düzenli terzi. Birisi adı şeydir, esmadan gelir, birisi de dış dışa vurur şekli. Birisi mülk, birisi melekül. Evet. Birisi eylemde temizlik, birisi itikatta temizlik. Peki kainatı uygularsak, yerinde kullanılmayan bir şey kirletmektir. Kir. Ne zaman? Bütün kainatı, mevcudatını temizliyor, güzelleştiriyor. İsmi Kudüs. Bütün mevcudatı güzelleştiriyor ve temizliyor. Maddeten de öyle. Mesela evde var mı burada? Var. Şimdi evlerde çiçek düşünün. 15 gün, 1 ay veya 20 gün bakmayın ki aman aman her evde vardır. Çiçeklerin yaprakları tozlu. Kainatta bir tane tozlu yaprak göremezsiniz. Yani bu maddeten de temizliğe de bakın. Çünkü süpürge makinesi iyi çalışıyor. Süpürge makinesi olan rüzgar almadığı şeyi başka bir makine sıvıyla temizliyor. Yağmur. Acayip bir şey ya. Ben dedim bir yaprağı 40 Allah temizler derdi. Ne derdi? Bir yaprağı Allah 40 defa bir günde temizler. Allah Allah. Doğru demiş. Bütün kainatı, mevcudatını temizliyor, güzelleştiriyor. Bak, cümleye bak. Beşerin bulaşık eli karışmamak şartıyla hiçbir şeyde hakiki nezafetsizlik ve çirkinlik görünmüyor. Ya. Kaç dakika oldu? 39 oldu. Burada keselim. Ev hayatı olduğu için, ev dersi olduğu için burada keselim. En azından alacağımız ne vardı? Hulasa edersek, bir, burada bu derste israfın ve iktisatın, zulmün, adaletsizliğin, kirli nezafetsizliğin ikisinin kavşağı olan insan, kavşak. Böyle bir insan dümenini tutturmasa kainatın en bedbahtı olabildiği gibi innehu kâne zâlimen cehûlâ, eğer o kavşakta dümenini doğru tutturursa ve lekad keremle beni Adem makam-ı âlisine yükseliyor. Çünkü kainat seninle anlam buluyor senin aleminde. Yoksa senin aleminde bozuk olan bir şey, kainatta bozuk değil ama senin alemin bitiyor. Ve ezeli ve ebedi hayatımız burada inşa ediliyor. Ezeli ve ebedi, bak düşünün, ebedi bir hayatın çekirdeğini yaşadığımız ve itikat ettiklerimiz oluşturacak. Fiilen yaşadıklarımız ve itikat ettiklerimiz ezeli ve ebedi hayatımızın çekirdeğini oluşturuyor. Şaka zannediyoruz bak.
ezeli ve ebedi bir daha insan olamayacağız. Öldükten sonra ezeli ve ebedi aklımızı başımıza alacağız. Sonra da aklımızı kalbe koyacağız. Aklın en büyük belası akıl olduğunu unutmayacaksın. Senin en büyük belan sensin. Senin en büyük dermanın da ve derdin de sensin. Bunu bilip hiçbir zaman nefsimize güvenip salapartı hareket etmemeye, fırsat vermemeye. Çünkü hayatta boşluk yok, araya düşürecek bizi. Evet, dersin de hulasası herhalde biraz da böyle olsun zannediyorum. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة والسلام عليكم